Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman. Araştırma Müdürümüz Gizem Uzuner Gençlük'le beraber karşınızdayız. Günaydın Gizem. Günaydın. Şimdi piyasanın tabii gündemi çok yoğun. Merkez Bankası'na tepkiler var. Gri liste ile ilgili tepkiler var. Sabah Abdurrahman Yıldırım da dedi ki hani merkezin yanı sıra tabii örneğin gri liste gibi bir haberin de gelmiş olması kur üzerinde etkili unsurlardan biri sayılmalı. Öncelikle istersen bu iki gelişmeyle ilgili kısa bir tepki turu yapalım seninle. Sonrasında da şirket haberlerine geçelim. Çünkü özellikle halka arzlar açısından yoğun bir hafta içerisindeyiz. Şimdi ikisine de dediğin gibi çok yoğun olduğu için başlıklar kısaca geçmeye çalışalım. Merkez Bankası'nın kararı zaten her şeyde belirleyici oldu bütün Türk varlıkları için ama önceki daha kısa olan konudan başlayayım. Bu FATF ile ilgili olan kısımda gri liste konusuyla ilgili. Gri listenin aslında bir yaptırımı yok ama şunu söylüyor. Şimdi bu OECD ülkeleri içerisinde eğer bir gri liste ya da bir siyah kara liste alma durumu söz konusu olursa şayet diğer ülkeleri buna karşı uyarmak. Yani mesela gri listedeysen şayet işte terörün finansmanı vesaire gibi işte suç unsurları içeren. Kara para aklama. Evet evet bunlara karşı bu ülkelerde yeterli tedbir alınmıyor. Dikkatli olun şeklinde bir uyarı listesi aslında bu. Ama burada dediğim gibi buraya girmiş olmanın aslında bir yaptırımı yok. Bu sadece üye olan ülkelerin diğerlerini bu konuda bilgilendirmek amacıyla böyle bir liste düzenleniyor. O yüzden sadece aslında bir prosedürden bahsediyoruz. Bu arada bu çok hani şeydir, dinamik bir listedir. Böyle senede bir iki defa güncellenir. Biz mesela gerekli şartları sağladığımızda o listeden kolaylıkla da çıkabiliriz. Mesela dün Hazine Bakanlığı'nın açıklaması vardı. Hani daha önceki dönemlerde zaten çıkmıştık. Buna da dikkat etmek lazım. Az önceki grafiği bir kez erken getirsek onu verme amacımız şu aslında. Bununla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar var. Bu arada tahmin gücü oldukça düşük. O yüzden de çok sağlıklı değil. Mesela bizim daha önceki dönemde yani gri listeye girdiğimizde portföy akımlarında nasıl bir etki yaptığımızda etki vardı diye baktığımızda öyle bir değişikliğe yol açmıyor. Evet. Yani burada normal şartlar altında gri listede amaç diğer ülkeleri uyarmak diyoruz ya bu konuya karşı. Hani mesela Türkiye gri listeye alındı. Buraya karşı dikkatli olun diyorsun. Normalde o yapılan akademik çalışmalarda hani bir etkisi olabilir şeklinde bir sonuç çıkıyor ama aynı zamanda şu sorumluluk reddini de veriyorlar. Burada sağlıklı bir sonuç aynı zamanda çıkmıyor. Her zaman bu geçerlidir şeklinde bir portföy çıkışıyla sonuçlanır şeklinde bir kanıya varmak doğru değildir diyor. Türkiye şu anda çok yoğun bir portföy girişinden de bahsetmediğimiz için de etkisi sınırlı kalabilir diyenler var gördüğüm kadarıyla. Hem o var hem de daha önceki dönemde Türkiye etki etmedi. Az önce gösterdiğimiz grafiğin amacı o. Bizim gri listede olduğumuz dönemde portföy akımı geldi Türkiye'ye. O yüzden etkisi yok. O akademik çalışmalar mesela bizim için işlememiş oluyor bu durumda. Burada konu bu. Dediğim gibi o dinamik liste zaten biz şartları sağladığımızda çıkmamızda muhtemel hani oldukça dinamik olduğu için güncelleniyor sürekli. Girenler çıkanlar vesaire oluyor. Şu an bir de onun kara listesi var. Daha hani negatif olan. Onda da zaten iki tane ülke var. Bizim şu an bulunduğumuz yerde daha çok ülke var gri listenin içerisinde ama dediğim gibi bu uyarı mahiyetinde bir hani dikkatli olun gerekli prosedürleri yapın noktasında bir prosedürler süreçleri herhangi bir yaptırımı yok. Merkez Bankası'na dönecek olursak tabii ki hiç kimsenin beklemediği bir karardı. Buna zaten hani su götürmez bir gerçek. Ne oldu sonunda? Günün sonunda biz zaten en net tepkiyi dolar TL'den gördük. Günün sonunda TL sepet bazında %3'ün üzerinde değer kazandı. Bugün işte 9.55-48'lerden tarihi zirvelerinden işlem görmeye devam ediyor. Hani kur tarafında zaten mevcut durumda enflasyonist riskler vardı. Bu faiz indirim adımıyla beraber o enflasyonist riskler daha da artmış oldu. Çünkü her ne kadar para politikası kurulu metninde biz hani enflasyon neden Merkez Bankası faiz indirdi diye o metne baktığımızda aslında 2-3 tane sonuç çıkıyor. Neye bakarak Merkez Bankası faiz indirmiş? Bir tanesi enflasyonun bizde geçici olduğunu, arz yönlü unsurların özellikle arz yönlü unsurlardan kaynaklı olarak enflasyonun geçici olduğunu değerlendirmiş. Bir de kredilere bağlamış konuyu. Ondan sonra buradaki kredi ivmelenmesine değmiş. Bundan kaynaklı ben faiz indiriyorum demiş. Tabii bunun karşılığı piyasa tarafında çok fazla yok. Yani piyasa bu sebeplerden ötürü faiz indirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü piyasanın önceliği enflasyon riski varsa faizin inmemesi gerektiğini düşündükleri için. Ha Merkez Bankası her halükarda faiz indireceğini düşündüğü için de herkes beklentisini indirim olacağı yönünde paylaştı. Yapması gereken noktasında ise enflasyon riskleri olduğu için dikkatli olmak gerek şeklinde görüşler alıyorduk. Gel gele neticede faiz indi.
Burada şöyle bir detay var ama piyasa tepkisi açısından söylüyorum. Türk lirası evet değer kaybetti. Şimdi Türk lirası, CDS yükseldi. CDS yükseldi, faizler yükseldi. Özellikle uzun vadeli faizler yükseldi. Şirketlerin Eurobondların üzerinde baskı oluştu. Önümüzdeki dönemde gözetmemiz gereken bazı unsurlar var. Mesela bu dolar TL'deki yükseliş var. Şimdi sen mevcut durumda döviz borcun varsa şayet. Ya da işte önümüzdeki dönemde sendikasyon vesaire. Bu sendikasyonu çeviremeyeceğin anlamına gelmiyor tabii ki ama maliyetle daha yüksek maliyetle çevireceksin. Ya da senin mevcut durumda devam eden borçların daha maliyetli hale gelmiş olduğu anlamına geliyor. Ya da uzun vadede bir Türkiye tahvil yatırımcısıysan dünkü kararın ardından bu seni zarara sokan bir adım olmuş oldu böylece. Ama mesela TL'deki bu hareket yani değer kaybının, faizlerdeki yükselişin, ülke risk primindeki yükselişin yanı sıra biz borsada farklı bir tepki gördük. Mesela bazı yabancılar da buna dikkat çekiyorlar. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Şimdi sen mevcut durumda Türk lirası tasarruf sahibisin. İşte TL mevduattasın. TL mevduatın reel getirisi negatif oldu. Bu durumda negatif reel getiriye sahip olduğun için başka varlıklar arayabilirsin parayı koyacak. Bunlardan bir tanesi de Borsa İstanbul. Neden? Oldukça ucuz olmasından kaynaklı. Gram altın. Tabii gram altın mesela başka bir şey. Mesela paranın yönlendiği yerlerden bir tanesinde Borsa İstanbul olduğunu gördük. Nitekim bunu şuradan da görüyoruz. Dün mesela Merkez Bankası'nın kararına kadar geçen süreçte de sonrasında da çok ciddi hacim vardı. Yani günün ortasında neredeyse 15 milyar TL hacimden bahsediyorduk. 27 milyar TL hacimle kapatmışız günü. Mart'tan bu yana en yüksek diye sabah Kutay Korap anlattı ilk sözde. Aynen. Şurada grafiği 27 milyar TL. Şurada gösterdiğim kırmızı çizgi Borsa İstanbul'daki günlük hacmi gösteriyor bize. Ne kadar zamandan bu yana? İşte Mart'tan bu yana gördüğümüz en yüksek işlem hacmini işaret ediyor. Dolayısıyla bu bize bir taraftan da şunu gösteriyor. TL tarafında negatif, tahvil tarafında negatif ama burada paranın gittiği yerlerden bir tanesi görece daha cazip olan Borsa İstanbul'a geldiğini belli bir noktada gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabii önümüzdeki dönemde elbette ki riskler var. Çünkü sen her ne kadar enflasyonu arizi unsurlara bağlamış olsan bile Türk lirasının bu kadar değer kaybetmiş olması, hele de bu değer kaybının kalıcı olması durumunda enflasyonun arizi unsurları belli başlı noktalarda tabii ki şey olmuş oluyor, silinmiş oluyor. Yani sen bazdan kaynaklı enflasyonda zaten geçen yıldan kaynaklı olarak belli başlı bir düşüş görecektin. Ama şimdi Türk lirası değer kaybettiği için işte ithalat fiyatları vesaire birçok kanaldan yani kur bizi her alanda etkiliyor. Çünkü sen hiçbir şey yoksa bile net de zaten dış açık varan bir ülkesin. Yani ithalat yapıyorsun daha fazla. O yüzden de kurun etkilemediği herhangi bir yer yok. Kur buralarda kalırsa şayet biz bu kur yükselişini zaten başta ithalat fiyatları olmak üzere her yerden enflasyon olarak bize döndüğünü göreceğiz. O yüzden de burada kaldığı sürece de o arziyetten bahsetmek, geçicilikten bahsetmek en azından içinde bulunduğumuz için dönem için çok şey değil. Olabilecek bir şey değil yani. Şimdi bugün mesela Bloomberg de konuyla ilgili bir haber derlemiş. Yurt dışı kurumlardan görüşler almışlar. Ocak ayının sonuna kadar diyorlar TL'nin dolara karşı 10 gibi bir seviyeye zayıflaması ihtimalini opsiyon piyasasından %60 olarak hesaplıyoruz demişler. Dün 9.5'tu mesela Merkez Bankası kararının öncesinde. 9.5 olma ihtimali önümüzdeki bir ayda işte %40-50 civarındaydı. Zaten hani ihtimal yükselmiş oldu. Yükseldi ve 9.5 gibi bir yerden 10 gibi bir seviyeye atmış oldu. Yine TL ile ilgili hani kuralları anlamanın zor olduğunu söylüyor Swedbank. Önümüzdeki süreçte hiper enflasyon, ödemeler dengesi sıkıntılarından bahsetmişler potansiyel olarak. Sermaye çıkış açısından çok fazla bir zaten alan yok diyor Medley Global Advisors. Yine aynı zamanda farklı tabii yorumlar var. TD Securities yine faiz indirimleri bundan sonra sürecek mi sürmeyecek mi onunla ilgili bir miktar belirsiz oldu demişler. Politika hatası olduğunu düşünüyorlar. Verim eğrisi dikleşmeye devam edecek demişler. Uzunca yorumlar var. Şimdi biz gelelim borsaya. Az önce sen de söyledin. Esasında borsadaki yükseliş dün tabii dikkat çekici oldu. Hacimli de geldi. Bu hafta halka arzlar açısından da zengin bir ajanda var. Aynı zamanda bilançolarda da Arçelik, TAV ve Ziraat Diyo'dan gelen rakamlar söz konusu oldu. İstersen çok kısaca şirket haberleri tarafını da aktaralım. Birazdan da zaten açılış seviyesini göreceğiz borsada. Şimdi açıklanan bilançoları da gelmeden önce halka arz konusunda işte haftalık bültende SPK'dan gördük. İhlas Haber Ajansı 4.60 liradan, Ulusal Faktörün karşılığı hisse başı 2.49 liradan halka arz başvurusunun onaylandığını böylece görmüş olduk. Diğer SPK bülteninden öne çıkanlar da zaten ekranımızda. Hemen açıklanan bilançolara dönüyorum buradan. Arçelik'in bilançosunu aldık mesela. Burada beklentilerin altında kalan bir net kar rakamı gördüğümüzü söyleyebiliriz. Hani çok fazla beklentilerin altında kaldı anlamında söylemiyorum. Hani maksimum %10 piyasadaki beklentilerin altında kalmıştı.
almış olan bir net kar rakamı var. 651 milyon TL ile bu rakam yıllık bazda Arçelik'in net karının %36 azaldığını, bir önceki çeyrekle kıyasladığımızda da %23 oranında azaldığını gösteriyor. Bununla beraber satışları 18.1 milyar TL. Burası piyasa beklentilerine paralel olduğunu görüyorum. FAVÖK rakamı 1.7 milyar TL'nin üstünde olduğunu gördük. Burası da piyasa beklentilerinin üzerinde, piyasa beklentilerine uyumlu. FAVÖK marjı %9.7 olarak geldi. Burada yıllık bazda belirgin bir azalış var tabii. Yine ham madde maliyetlerinin etkisinde gördüğümüz bir bilançoydu burası. 4.7 puan kadar yıllık FAVÖK marjı azalmış olduğunu görüyoruz. Borsa açılışının ardından yine devam ederiz. Borsayı açarken 1456 puanla karşılaşıyoruz. Yatay bir açılışa işaret ediyor. %0.04'lük, yani 0.65 puanlık bir açılışta artıya denk geliyoruz. An itibariyle tekrarlayalım. 1456 puan borsanın bugünkü açılış seviyesi oldu. Şu anda 57 hisse yükseliyor. 27 hisse düşüyor. 16 hisse yatay performansta. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bilanço sonrası TAV Havalimanları, Koza Altın, Erbosan ve Doğuş Oto şu anda en çok yükselen konumundalar. Bilanço sonrası TAV'da %1.75'lik kazanım var. Kaybeden tarafta şu anda Türk Traktör bir numarada. Arkasında İskenderun Demirçelik, Türksel Arçelik ve ODAŞ var. Arçelik'te az önce verdiğim bilanço rakamları çerçevesinde %0.72'lik bir değer kaybıyla yeni günü başlattı. Hedef Holding bu arada borsada bugün ilk defa işlem görmeye başlıyor. İlk işlemde %9.69'luk bir yükselişi var. 2.15 TL'ye yükseldi. Halka arz fiyatı ise 1.96 TL olmuştu. Hatırlatalım, dün de Anatolia Tanı ve Gelecek Varlık borsada işlem görmeye başlamıştı. Bugün de dediğimiz gibi Hedef Holding var. İlk işlemde %9.69 prim söz konusu. 2.15 TL'ye geldi hisse senedi. Halk arz fiyatı Hedef Holding cephesinde 1.96 TL olmuştu. Hatırlatalım. Arçelik'ten ve TAV'dan devam edelim istersen Gizem. Arçelik tarafından olumsuz tarafta sayabileceğim şey de dediğim gibi net karın beklentilerin altında kalması var. Bir de belki şunu göz önünde bulundurabiliriz. Arçelik hisseleri mesela yılbaşından bu yana, şimdi göstereceğim zaten, bu yüzdesel performansını gösteriyor. Yılbaşından bu yana Arçelik ne yaptı? BIST 100 endeks ne yaptı? Arçelik yılbaşından bu yana %17 getiri sağladı. Endeks ise eksi %1.4. Dolayısıyla Arçelik'in neredeyse %18-19 kadar endeksi yendiğini görüyoruz. Ama şu son bir aylık periyotta bakacak olursak aslında endekse paralelde bir performans gösterdi. Bir de Arçelik'e dair paylaşabileceğim son detay 2021'e dair yeni beklentiler. Çünkü şirket daha öncesinde %50 olan 2021 yılı konsolide gelir büyümesi tahminini yaklaşık %55'e, Türkiye'de TL bazında yaklaşık %35, yabancı para bazında yurt dışında yaklaşık %35 olmak üzere artırmış olduğunu gördük. FAVÖK marjı hedefi %11'di. Orada korunmaya devam ediyor. 2021 yılında 220 milyon euro yatırım harcaması, işletme sermayesinin geliri oranında yaklaşık %25 olması beklentisinde ise herhangi bir değişikliğe gitmemiş. Yani yeni beklentilerde dediğim gibi satış geliri büyüme tahmininde yukarı yönde bir revizyon var. Geri kalanlarında yok diyebiliriz. Dediğim gibi genel itibariyle buradaki bilançoya dair özetle söyleyebileceğim, piyasa beklentisine, yani kendi beklentisine paralel olan analistler de vardı. Net kar benim beklentimin altında kaldı. O yüzden biraz negatif bir beklentiye sahibim açılış sonrasında diyen de vardı. Nitekim şu an %0.72 kadar ekside olduğunu görmekteyiz. TAV yine finansallarını açıklayan bir başka şirket. Beklentilerin üzerinde, belirgin ötesinde. %1.75'te artısı var dedik. Evet, beklentilerin üzerinde çünkü bir net kar rakamı var. 65 milyon euroluk net kar rakamı gördük. Piyasa beklentisi 40 milyon euro civarındaydı. Belirgin üzerinde bir net kar gerçekleşmiş oldu. Şirketin aslında hem ciro hem de FAVÖK tarafında piyasa beklentilerini karşıladığını görüyoruz. Peki net kar nasıl bu kadar beklentilerin üzerinde geldi diye baktığımızda, burada tam konsolidasyona tabi olmayan başta TAV Antalya ve TGS olmak üzere işraklerinden TAV'ın beklentilerin üzerinde net kar geldi. Yani piyasanın beklediğinden daha yüksek bir işrak katkısı alıyoruz net kar rakamında. Doların euro karşısında değer kazanmasının ardından kur değerleme kazançları var. Kur farkı değerleme kazançları var net karın beklentilerin üzerinde gelmesi. Bir de amortisman giderleri yine beklentilerden az geldi. Bu da net karın pozitif yönde sürpriz yapmasına sebep oldu. Yani özellikle bu bilanço olumlu bir bilanço. Net karın bu kadar sürpriz açıklamış olması pozitif yönde yine olumlu tarafta değerlendirebiliriz. Bence bu TAV'ın bu bilançosunun ardından, bu sürpriz toparlanmanın ardından analistler de TAV için verdikleri tavsiyeleri, daha doğrusu hani olumlu yönde olanlar da var. Belki hedef fiyatlarında vesaire de güncellemeler söz konusu olabilir önümüzdeki dönemde. Oraya da bakacağız. Bir de
bilanço açıklayanlar arasında Ziraat G.Y.O.'nun da aynı zamanda bilançosunu aldık. Burayı da pozitif diyebilirim. Konsolide net dönem karı yaklaşık 68 milyon TL olarak geldi. Geçen yılın 3. çeyreğinde 24.3 milyon TL net dönem karı vardı. Satış gelirlerinde yine yıllık %11'lik artış var. 68.1 milyon TL olarak geldi. Bu da olumlu bilanço özetinde Ziraat G.Y.O. için söyleyebileceğim de bu yönde. Şimdi dönelim buradan bir de aracı kurum raporlarına istersen. Yoğun biçimde model portföy güncellemeleri ve 3. çeyrek beklentilerini açıklayan kurumlar oldu. Yatırım finansmanda bir model portföy güncellemesi söz konusu oldu. Onlar listeye Kardemir'i dahil ettiler. Medikal Park'ı çıkardılar. Bunu yaptıkları tarih itibariyle de model portföylerinin BIST100'e kıyasla %26.6 daha olumlu yönde bir performans gösterdiğini belirtmişlerdi. Yine OYAK tarafında da bir model portföy güncellemesi oldu. İstersen detayları vermeye çalışalım mümkün mertebe. OYAK yatırımın ki zannedersem ekran görüntüsü olarak arkadaşlarına vardı çünkü ben not olarak almamışım yanıma. İstersen oraya pas geçelim, diğerleriyle devam edelim. Çünkü burada gördüğümü işlemiştik biz daha öncesinde. Üçüncü çeyrek beklentisiyle beraber evet. Model portföyü de vardı. Bunu pas geçelim şimdi o yüzden. Dolayısıyla geliyoruz buradan üçüncü çeyrek beklentilerine dediğin aynen. Gibi esasında ciddi anlamda rapor geldi. Öncelikle evet. İstersen garanti yatırımın notlarını görüyorum hemen masada, oradan sorayım. Çünkü tamam. İzleyiciler de zaten yönetmenimiz geniş açıyı seçtiğinde görüyorlar. O kadar çok rapor var evet. Ki elimizde. Süremiz nasıl yetecek hiç belli değil. Evet, başlayalım de. Garanti yatırımdan. Tamam, oradan devam edelim aynı şekilde. Burada bankacılık sektöründe güçlü bir artış beklentisi vardı garanti yatırımın bu noktada tahminlerinde. Araştırma kapsamındaki bankalar için 3. çeyrekte %20 çeyreksel, %26'da yıllık bazda kar artışı bekliyorlar. Toplamda da 9 milyar TL'lik bir kar artışı beklentisi var. Öz kaynak karlılığında %12.4 seviyesinde olmasını tahmin ediyorlar. Burada 3. çeyrekte mevduat faizlerinin ortalamada 1,5 puan yükselişi, kredi faizlerinin ise 0,8 puanlık yükselişi var. O yüzden de fiyatlamalar tarafında baktığımızda bankaların kredi mevduat makasına daralmanın devam ettiği bir 3. çeyrek geçirdik. Dolayısıyla önceki çeyreklere göre de aynı zamanda şunu da belirtmek lazım. Daralmanın hızında belirgin de bir yavaşlama olduğunu da belirtmek gerekiyor. TÜFE endeksi tahvillerle yükselen enflasyon beklentileri ışığında marjlarında desteklenmeye devam ettiğini gözlemlediklerini ifade etmişler. Bankaların aktif kalitesi tarafında da ekonomik aktivitenin 3. çeyrekte hızlı olması hasebiyle bozulma beklemiyorlar. 130 bas puanlık risk maliyetinin yılın ilk yarısında bu çeyrekte de aynı kalmasını beklediklerini ifade etmişler. Bankalarda böyle. Banka dışı şirketler için bakacak olursak buradaki 3. çeyrek tahminleri toplam satışlarının 149.3 milyar TL gelmesi yönünde. Eğer bu satışlar banka dışı şirketler için gelirse %56 yıllık bazda büyüme olacak. Çeyrekten çeyreğe %14 büyüme olacak. FAVÖK için 25.7 milyar TL'lik beklentileri var. FAVÖK'ünde böylece %80'lik bir büyüme olacak. Ama daha öncesinde de söylemiştik. Banka dışı şirketler için yıllık kıyaslama bu çeyrekte çok anlamlı olmuyor. Çeyrekten çeyreğe bu 25.7 milyar TL'lik FAVÖK gelirse de %8'lik bir artış olacak. Marj için söyleyeyim mesela çeyrekten çeyreğe bir yüzde puanlıkta bir daralma göreceğiz. Garanti Bankası'nın, Garanti BBVA yatırımın beklentileri gerçekleşirse. Toplamda da 16 milyar TL'de finans dışı şirketler için net kar beklentisi var. Banka artı banka dışı diye bakacak olursak bu çeyrekte 25 milyar TL'lik bir net kar bekliyorlar. Şimdi bu noktada diğer şirketler, banka dışı şirketler için olumlu 3. çeyrek bekledikleri şirketleri söyleyeyim. Dediğim gibi çok kalabalık listelerimiz var. O yüzden hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Eril Demirçelik tarafında talep yüksek, yüksek fiyatlamaların etkisiyle satış büyümesinin yıllık bazda 2 katına çıkması. Bugün geliyor değil mi bu arada Eril Demirçelik? Evet, onun bugün gelmesi lazım. Diğer beklentilere de bakalım aynı zamanda. Eğer bu satış büyümesini 2'ye katlamasını bekliyorlar. FAVÖK marjının da aynı zamanda, burası da çok önemli, %39 seviyesine gelmesini bekliyorlar. Bu tarihi yüksek bir seviyeye işaret edecek olur da bu şekilde gelirse. Çeyreksel bazda marj trendinin hala yukarı yönde olduğunu ve işte bilanço döneminde de bu anlamda ayrışabileceğini düşündüklerini ifade etmişler. Kardemir tarafında da yıllık bazda hani aynı zaten sektörden bahsediyoruz. O yüzden dinamikleri de aynı. Orası da kuvvetli gidiyor. Fabrik'in burada %34 olmasını, buranın da güçlü gelmesini beklediklerini ifade etmişler. Bunun haricinde üretim maliyetlerinde ama artış olduğu için çeyreksel bazda marjlarda bir
biraz daha yatay bir görünüm bekliyorlar. Tüpraş tarafında çeyreklik FAVÖK ve kar rakamının aşağı gelmesini bekliyorlar ama artan petrol fiyatlarının desteklediği stok karı yıllık artış FAVÖK ve kar rakamını destekler nitelikte. Artan jet ve dizel marjları da stok dışı FAVÖK marjını destekleyen bir işlev olarak görüyoruz. Otomotiv sektöründe de yıllık baz etkisi kaynaklı yavaşlama ama tedarik sıkıntıları, bu sıkıntılar var evet ama yüksek kapasite kullanım oranı, hacimlerinin güçlü seyretmesi ve FAVÖK büyümesiyle Ford Otosan'ın otomotiv sektöründe öne çıkmasını bekliyorlar bu bilanço sezonunda. Üçüncü çeyrekte zayıf beklentilere sahip oldukları diğer şirketlere baktığımızda Doğuş Oto iç pazara hitap ediyor. Yüksek baz etkisinden kaynaklı bu çeyrekte düşük büyüme ve operasyonel kar azalmasıyla yıllık performansı biraz daha zayıf kalmasını bekliyorlar. Koza Altı'nın geçen yıla göre altın fiyatlarının daha düşük olması ve üretim maliyetlerinin artması sebebiyle yıllık bazda marj anlamında olumsuz bir görüntü sergilediğini aynı zamanda ifade etmişler. Bir de Ereğli'nin bilançosunu söylemiştik. Diğer beklentileri de ekrana getirdim. Burada net karda 5.1 milyar TL'lik bir net kar beklentisi var. Gelirler bacağında 17.8 milyar TL'lik bir gelir kaydedeceği yönünde bir beklenti var. 8 milyar TL'nin üzerinde de bir FAVÖK kaydedeceği yönünde bir beklenti var. Görüldüğü gibi hem son haftalarda bu beklentiler yukarı yönde revize edilmiş hem de bu beklentiler yıllık bazda kuvvetli bir bilanço eğer gerçekleşirse kuvvetli bir bilanço olacağını gösteriyor bizlere. Olur da gelirse dediğim gibi. Şimdi bugün İskenderun Demirçelik, Ereğli Demirçelik ve Logo Yazılım'dan bilanço gelme ihtimali kuvvetli gözüküyor terminalde, onu belirtelim. Son bir dakikamız içerisinde de Gizem istersen şirket raporlarından Citigroup'un bu hafta içerisinde Türk Hava Yolları için bir değerlendirmesi vardı, onu aktaralım. Hafta içinde seninle Goldman'dan da aktarmıştık, özellikle seyahat trafiğinin artması artı kargo derken Türk Hava Yolları ile ilgili onlar da olumlu bir görüş dile getirmişlerdi. Türk Hava Yolları'na dair Citi'nin raporu da dün biz yayından hemen çıkmaya yakın gelmişti, işlememiştik. 20 TL'lik bir hedef fiyat koyarak alt hastesi vermişler. 12 aylık hedef fiyatı 20 TL. Bilindiği gibi Türk Hava Yolları hani en büyük hani piyasadaki yani dünyadaki hani en büyük havacılık şirketlerinden bir tanesi aynı zamanda. Yani 12. en büyük. %2'lik de bir pazar payı var. Neden beğeniyorlar? Bu noktada hani kendi ülkemiz için söyleyeyim mesela bu noktada burada önce olması, en yüksek pazar payına sahip olması, işte rekabet avantajından kaynaklı olarak hızlı büyüme kaydedebilmesinden kaynaklı, işte özellikle Körfez ülkelerine baktığımızda stratejik lokasyonundan kaynaklı ön plana çıkardıklarını söylüyoruz. TL'nin zayıflığından bu noktada pozisyonlarından kaynaklı işte fayda sağlayabilecek olmasından dolayı beğendiklerini söylemişler. Burada özellikle dediğimiz gibi şu anki bulunduğu seviyeyi Türk Hava Yolları için söylüyorum. Giriş için anlamlı bulduklarını, cazip bir nokta olduğunu değerlendirmişler. Bundan kaynaklı Türk Hava Yolları'nı beğendiklerini söyleyerek dediğim gibi 20 TL'lik bir hedef fiyat koymuşlar aynı zamanda. Bu arada tabii yine hatırlatalım izleyicilerimize, Borsa İstanbul vadeli işlem ve opsiyon piyasasında fiziki teslimatlı dolar TL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini işleme açtı haberi de vardı biz yayına girmeden. Bir de son dakika verdik az önce, özellikle radyodan takip edenler için söyleyelim. Toptan bir açıklama var. Kurulan şirket sayısı Eylül'de aylık %15,7, kapanan şirket sayısı %19 arttı diyorlar. Şu an borsada Halkyo en çok yükselen konumunda, arkasında Erbosan, İşmenkul, Kardemir ve Aksa Akrilik var. En çok düşen tarafta Vestel Beyaz Eşya'yı Vestel Elektronik takip ediyor. Ford Otosan, Türk Telekom ve Coca-Cola içecekle buradaki ilk 5'te tamamlanıyor. Böylece piyasa masasının bu haftalık sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar buluşmak dileğiyle sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.